Arkadaşlar merhaba. Maçkolik İnternet hizmetleri anonim şirketi halka az videosuna hoş geldiniz. İşlem kodu maçko olacak. Talep toplama tarihleri 19-20 Ocak 2023 Perşembe ve Cuma günleri. Arz fiyatı 38 TL sabit fiyatla talep toplanacak. Lot sayısı dağıtılacak lot sayısı 8 milyon 500 bin adet. Arz büyüklüğü 323 323 milyon TL. Dağıtım yöntemi bireysele eşit dağıtım. %39 bireysel yatırımcıya ayrılmış, %40 kurumsal yatırımcı, %20 yurt kurumsal yatırımcı, %1 şirket çalışanlarına ayrılmış. Faaliyet alanı maçkolik.com, futbol ve basketbol ve diğer spor dallarıyla ilgili güncel gelişmeleri ve haberleri takip edebileceğiniz, iddia sonuçlarını öğrenebileceğiniz internet sitesi. Halk arzda %20 iskonto yapmışlar. Konsorsiyum lideri info yatırım. T1, T2 kullanılamaz arkadaşlar. Bu halk arza katılmak için nakit paranız bulunması gerekiyor. Halka açıklık oranı %34. Dağıtılacak lot adedi bireysele 3 milyon 315 bin. Şirket çalışanlarına 85 bin. Yurt içi kurumsal 4, milyon 400 bin. Yurt içi kurumsal yatırımcıya da 1 milyon 700 bin lot ayrılmış talep edilebilecek kurumlar. Arkadaşlar buraya yazdım. Siz de videoyu durdurup bakabilirsiniz. Fakat burada banka ismi olarak izahatnamede onaylı izahatnamede banka ismi olarak geçmiyor. Tamamen e, Acar mesela Yatırım, Ağlatçı Yatırım şirketi bu şekilde geçtiği için halka arz tarihlerinde eğer katılmak istiyorsanız e, kendi uygulamanızdan kontrol etmeniz gerekmektedir. Ben buraya bütün kurumların isimlerini yazdım. Yani izahatname de aynı bu şekilde geçiyor. Onun için banka ismi geçmediği için ben de yazamadım maalesef. Taahhütleri günlük 1 milyon 700 bin lot olmak üzere 5 iş gününde toplam 8 milyon 500 bin lot geri alım taahhütü bulunmaktadır. 18 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arıza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı, şirket ortakları tarafından 180 gün boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir. Yıllık dağıtılabilir karın asgari %50'sini dağıtmayı planlamıştır. Arkadaşlar sadece planlama tabii ki. Halka arz gerekçesi hemen şuraya bakalım. Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi kısmından burada size e, tahüt, e, tahütler kısmının, gerekçeler kısmının e, bir fotoğrafını e, aldım buradan. Halka arzın gerekçeleri, şirketin bilir, bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması, rekabet gücünün artırılması, şirket faaliyetlerinin uluslararası pazarlara yayılması, potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenirliliğin ve saygınlığın artırılması, sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyette borçlanma imkanına kavuşması olarak Sayılabilir tabii ki yerseniz arkadaşlar bunu Çünkü burada şöyle bir durum söz konusu Bu halka arzda şirkete giren hiçbir para yok Tamamen ortaklar paylarını satıyor Onun için ee, Bu kısma yersen diye yazdım yani ben yemiyorum yiyen Buyursun arkadaşlar Kaç lot düşer ee, diye baktığımız zaman eğer 600 bin Katılım olursa 6 lot düşer 228 TL 700 bin katılım olursa 5 lot düşer 199 TL pardon 190 TL 800 bin katılıma da 4 lot yani 152 TL'lik para yeterli olacaktır. Ben bu e, halk halka arıza çok fazla katılım olacağını düşünmüyorum bireyseller tarafından. Benim tahminim e, 600 binden biraz daha az 7-8 lot düşebilir. Tabii ki bu bir tahmin yanılabiliriz e, kesinlik ifade etmez. Benim puanım 100 üzerinden 30 arkadaşlar. Gerekçeleri ne diyecek olursanız hiçbir katma değer üretmeyen bir şirket. Yani e, katma değer üretmiyor, bacası tutmuyor, ülkeye bir katkısı olmuyor. Tamamen e, bir internet sitesi üzerinden olması. Aynı zamanda tamamen ortak satışı olup şirkete para girmeyip bütün paranın patronun cebine girmesi başka bir neden. Hiçbir zaman katılım endeksine dahil olamayacak olması başka bir neden. Dediğim gibi sadece bir internet bilgilendirme şirketi olması da benim için bir eksidir arkadaşlar. Ben bu halka arıza katılır mıyım düşünmüyorum ama elimde nakit para kalırsa eğer ne olacak diye durumu görmek açısından Girebilirim. Kesin kararımı henüz vermedim. Fakat şöyle bir de şöyle de bir durum var. Eğer girecek olursam da ilk tavan bozduğunda ben bu şirketle vedalaşırım. Eğer girersem tekrar söylüyorum. burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir arkadaşlar. Tamamen kendi yorumum, kendi değerlendirmemdir. Katılacak olanlara hayırlı olsun. Görüşürüz arkadaşlar.